Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz bugün. Sizlere güzel bir şal modeli paylaşacağım. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model. Bunu ben yıllar önce İstanbul'da örmüştüm. Tekrar bu modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tane öreceğim. Sonra farklı gene ördüğümde paylaşırım. Şimdi öncelikle ilk defa yapacak olanlar için şalımız buradan başlanıyor ve ben 2 numara kullanıyorum ama daha böyle göstersin, top dursun derseniz 2,5-3 numara tığ kullanabilirsiniz. İpimin adı da Alize Tiftik. Artık 100 gramlıklardan şöyle. Şimdi ilk defa yapacak olanlar için şimdi ipi elime doladım. Şöyle tığıma bir tane doluyorum. Bakın şöyle, şöyle yapıp böyle çevirtiyoruz ve birazcık tabii o ipten bırakıyorum. Şimdi 15 falan zincir çektim. Çevirdim. İlk zinciri tutturduğum yere batacağım. Biraz zor oluyor o ilk yere batmak çünkü sıkıştırdığımız için birleştirdim ve şu fazla ipi kesseniz sökülebiliyor. O yüzden ben kesmiyorum. Böyle şuraya tutarak içinde kalmasını sağlayacağım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 4, İpimi doladım. Hemen buraya bir battım, çekiyorum bir. 2 2 tekrar doladım. Tekrar bir çektim. 2 2 doladım, battım. 1 2 2 çektim. Tekrar dolayıp batıyorum. 1 çektim, 2 2 çektim. Modelimi başlamış oluyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Hemen dibine gene batıyorum dolamadan zincir çekip. Ve o fazlalık ipi de ortada örmüş oldum. Oralarda kaldı. Şimdi 12 tane zincir çekeceğim. Tekrar 8'den sonra. 11, 12. Çeviriyorum. Bu 8 tane zincirin içine tekrar bu gibi 4 tane yapacağım. İpimi doluyorum tığıma. Hemen o 8 zincirin içine battım, çektim. 1 çektim, 2 2 doladım, battım. 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Doladım, battım. 1 2 2 çekiyorum. Onları çektim çektim diye demiyorum, uzamasın diye. Bakın doladım. İlk defa yapacaklar için buraya zincirin içine batıp çekiyorum. Bir tane çektim, 2 çektim, tekrar 2. Şimdi bunu dörtledim. Şimdi 14 tane zincir çekeceğim. Modelimiz başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi diğer 8 tane zincire batacağız. Gene bundan 4 tane. Şu dörtlüye atlıyoruz. 8 zincirin içine batıyoruz gene aynen. Öbürleri gibi doluyorum. Batıp çekip 1, 2, 2. Tiftik olunca biraz böyle ayrılıyor. Tekrar doluyorum. Tekrar batıyorum. 1, 2, 2. Tekrar doladım, battım. 1, 2, 2 çektim. Şimdi gene 8 tane zincir çekiyorum. Hemen bu 4 tane battığımın dibine batıyorum. Tekrar 12 tane çekiyorum. 11, 12. Çeviriyorum. Bu 8'linin içine batıyorum. 3. Yine doladım, battım. Bakın 1, 2, 2 çekiyorum. Yani 3 defa da bitiriyorum çekmişini. 1, 2, 2. Şimdi dörtledik. Şimdi buraya 15 tane yapmıştım ya. Modelimizin şu ortadaki yerinin oluşması için şimdi bu işleme başlıyorum. Önce ne yapıyorum? 14'tü şu zincirimiz. Yarısı 7.
7 tane çekiyorum. 3, 7. 7 tane çektim. Tam ortasını ayarlayarak şöyle ortadan batıyorum. Hiç dolamadan sık iğne şeklinde çekiyorum. Çıkardığım şeyi bir daha çekiyorum şöyle ve bu olmuş oluyor yarısı. Şimdi 7 daha çekiyorum. 2, 3, 5, 6, 7. Bu tarafa geçeceğim çünkü şöyle gene 1, 2, 3, 4, şöyle 3 oldu. Şimdi gene doladım, battım. 1, 2, 2 çektim. Şimdi gene 8 zincir çekeceğim. 7, 8. Buraya batıyorum. Gene 12 zincir çekip 11, 12. Dönüyorum. Gene buraya doladım, battım, bir çektim, 2, 2, doladım, battım, yine aynı şekilde hep bu dörtlülere aynı işlemi uyguluyoruz. Doluyoruz, buraya batıp çekip bir çekiyorum, 2 çekiyorum, tekrar 2 çekiyorum ve tekrar 7 zincir çekiyorum. Yine bu sık battığımızın yanına batıyorum önce. Şöyle bir. Bir de o sık battığımızın üstüne batıyorum. Şöyle iki. Tekrar bir de bu tarafa batıyorum. Şimdi üçlemiş olduk bunu. Yani önce bir idi, şimdi üç oldu. Gene 7 zincir çekiyorum. Ve yine buraya batıyorum. Doladım. 1, 2, 2. Doladım, battım. 1, 2, 2. Doladım, battım. 1, 2, 2 çektim. Şimdi yine 8 zincir çekiyorum. Ve yine bu dörtlünün yanına batıyorum. Yine ne yapıyorum hemen? 12 tane. 3, 12 zincir çektim. Çevirdim. Tekrar bu 8 zincirimin içine yine aynı işlemi yapıyorum. Hep bunu böyle yapacağız. Dolayıp batıyoruz. 1, 2, 2. Dolayıp batıyoruz. Çekip 1, 2, 2. Şöyle 4 tane yaptım. Gene 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7. Şimdi 3'üdü. Beşleyeceğiz bu sık battığımız yeri. Şurayı. Şurayı beşleyeceğim. 3 burada var. Birer gene yanlara batıyorum. Şöyle bir. Şimdi 3 tanesine de batalım. 2, 3, 4. Bir tane de yanına yapıyorum tekrar. Dışına 5. Şimdi bunu beşledik. 7 zincir çekiyoruz. 7. Gene bu 8'in yanına 4 tane bundan yapacağım. Belki ilk önce böyle marullanır gibi, kıvrılır gibi olabilir. Hiç telaşlanmayın. Yaptık sıra üst kısımları modellere genişledik sıra. Bu da düzene girecek. 3, 4 tane yaptım. Şimdi yine 8 zincir çekeceğim. Yine buraya batıyorum. Ve 12 tane çekiyorum. İki zincir çektim. Çeviriyoruz ve gene bu 8 tanenin içine dolayarak dörtlü yapacağım. Aynı bunlar gibi. Doladım, battım. 2, 2, 1, 2, 2. Dolayıp batıyorum. Çekip 1, 2, 2. Doladım, battım. 1, 2, 2 de bitirdim. Şöyle yani bir de bir çekiyorum, iki çekiyorum, iki çekiyorum. 3 defa da bitirdim 4 tane. Şimdi ne yaptık? Bunu artık küçülteceğiz bu sık iğneleri. Şimdi önce çoğalttık, sonra azaltacağız. Bu azaltma işlemini yapabilmek için şalımızın da genişleyip büyümesi için
Kenarlardaki 12-8 zincirin amacı bu. Modeli sürekli böyle genişleteceğiz. Şimdi tam bunları birledik, üçledik, beşledik değil mi sık iğneyi? Şimdi ne yapıyoruz? Küçülteceğiz. Tam küçültmeye başladığımız an modelimize başlayacağız. Hem buradan hem buradan. Şimdi küçültmeye başlıyoruz. Ne yaptık? Kenarımızı yaptık gene. Bunun artmasını sağlayacak bu 12 zincir. Sonra da buralara saçak yapacağım. Bu 8 zincir devamlı bunun genişlemesini sağlıyor şalımızın. Bu yanlara yaptığımız 12 ve 8 zincir modelimizin genişlemesini, büyümesini sağlıyor. Şimdi model başlayacağım gene. Şu yaptığım modeli başlıyorum. 14 tane zincir çekiyorduk biliyorsunuz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane çektim. Şimdi şunun kenarına batacağım. Aynen bundan. Şöyle doluyoruz. Buraya batıyorum. Şöyle bir doladım. 1 2 2 doladım, battım. 1 2 2 tekrar doladım, battım. 1 2 2 çektim. Ne yaptım? Modelimi başladım. Bu 4 tane ortada kaldı. Kenarlarını dört dört yaparak bir model yaptım. Şimdi 7 zincir çekiyorum gene. Bu modelimi küçültmeye başlıyorum. Bitireceğim bu modeli. Hemen yanlardan birer koyarak şöyle bir tane kalıyor ve yanından devam ediyorum. Sık iğne gene 2 yani üçlüyorum. 5'ti. 3'e düşürdüm. Yanlardan bırakarak. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 4 5 6 7. 7 zincir çektim gene. Gene bunun yanına bu yandaki dörtlünün bir bu tarafına yapacağım şöyle. Doluyorum. 1 2 2 doladım, çektim. 1 2 2 doladım, attım. 1 2 2. Gene bu dörtlümü yaptık. Tiftik olunca bazen ipi ayrılıyor. Ona dikkat edin artık. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz gene? Model başlayacağız. Hemen 14 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 3, 14 zincirimi çektim. Gene bunun yanına hemen şuraya ne yapıyorum? Batıyorum. Şöyle 1, 2, doladım, battım. 1, 2, 2, doladım, battım. 1, 2, 2 çektim. Şimdi ne oldu? Dörtledik. Model buraya da başladık. Yani bir tane modelimizi şu an 3'e çıkardık. Yanlardan da yaparak şöyle göstereyim. Şuralardan da başlayarak şu an modelimiz bir taneydi. 2 3 oldu. Her sıra böyle artıracağız. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 8. Dibine batıyorum hemen bunun dibine şuraya. Şöyle battım. 12 zincir çekiyorum. 12 zincir çektim, çeviriyorum. Bu 8'in içini gene 4 tane dolduruyoruz. Artık bunları söylemiyorum. Hep dolayıp şöyle bakın doluyoruz tığımıza. Buraya batıp çekip 1 2 2 çekiyorum. Tekrar dolayıp battım. 1 şöyle 1 2 2. Ne yapıyoruz şimdi artık? Şunu yapmaya başlıyoruz. Şu sık iğneli yeri hemen 7 tane zincir çekiyorum. 6, 7. Hemen ne yapıyorum? Gene ortasına hiçbir şey dolamadan hemen batıp şöyle zincirin ortasına battım. Göstereyim. Ve buradan bunu çekiyorum. Şöyle çektikten sonra doladığım o 2 tane oldu. Şöyle göstereyim.
ve ikisini birleştirerek hemen çekiyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum. Yeniden 7 tane çekiyorum. 7 ve şuraya batıyorum, şunun yanına. Modelimiz hep böyle devam ediyor. Şöyle 4 tane gene. Nefes darlığı olduğu için ben de bazen böyle yorgunluk gibi gelebilir. Kusuruma bakmayın. Aslında nefes darlığı olduğu için şöyle 2 doladım, battım. 1 2 2 doladım, battım. 1 2 2. Şimdi böyle yaparak bunu dörtledim. Ne yapıyoruz galiba? Bu modeli bitiriyoruz, değil mi? 3 ettik, azalttık. Şimdi de 1 yapacağız. 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Birer tane yanda kalarak ortaya batıyorum ve modelim artık 1'e inmiş oldu. Yani 1 sık iğne yaptım, artırdım. 3 5 tekrar küçültmeye başladım. 3 ve 1. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 7. Ne yapıyoruz? Buraya yine aynı işlemi uyguluyoruz. Hep aynı. Bunlar söylemiyorum şu an. Şöyle. Ve artık ne yaptık? Şimdi buradaki modellerimize başlayacağız yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincirimiz, şu zincirimiz, model başta arka yaptığımız zincirimiz 14. Sık iğnesine başlarken de bunu yarı yarıya yapacağımız için 7 çektim. Tam ortasına gene buluyorum. Şöyle. Bazen bu zorlanabilir. Sık örüyorum ben çünkü. Ve ortasından geçirip ikisini birleştiriyorum. Tekrar 7 çekiyorum. 6, 7. Ve buraya yapıyorum. Kenarına gene aynı işlem. Çok basit. Hep bu dörtleri böyle yapıyoruz. Ve gene 8 zincir. 8 tane çekip batıyorum. 12 tane çekip 12 çekiyorum. Dediğim gibi tiftik olduğu için ayrılıyor bazen. Ve dönüp o 8 zincirin içine gene 4 tane aynı şekilde batıyorum. Doluyoruz. Batıp 1 2 2. Doluyoruz. Batıp 1 2 2 çekip 4 şeyimizi yaptık. Şimdi gene 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Başladığımız modeli gene ne yapıyoruz? 1'i de üçleyeceğiz. Yanlarına bir batıyorum. Kendisinin batıyorum 2. Bir yanına daha yapıyorum. Şimdi bunu üçlemiş olduk. 1'i de üçledik. Gene 7 zincir çekiyorum. Ne yapıyoruz hemen? Bunun yanına batıyoruz şuraya. Gene aynı şekilde 4 tane bundan yapacağım. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle doladım, battım, 1 çektim, 2 2 çektim ve şimdi modelimiz artık bu bitti. Ortası, o sık iğne olan yeri bitti. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle ayrıydı bunlar, şöyle şöyle ya. Bunu birleşmesini sağlayacağız. Bu tarafa da yine 3 zincir çektim. Şu arasını birleştirmek için şununla şunu buraya battım, dörtlü. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. 3 zincir çekip bu tarafa da 4 tane yapıyorum. 2 3 4. Bunu da dörtledik. Şimdi ne yaptık? Şu arayı bitti, birleştirdik. Bu modelimiz bitti artık, bakın. Şöyle göstereyim. Model tamamlandı. Şöyle. Bu model artık görevini bitirdi. Yeni bir model başlayacağım dönüşte. Yanlarda var ama bunu da bitirdik. Yeni bir modele başlayacağım dönüşte. Şimdi devam ediyoruz örmeye.
Yine 7 tane çekiyorum. Şu yandaki modelime devam ediyorum, biliyorsunuz bir tane batmıştık. Yanına batıyorum. Üzerine kendine batıyorum. 2 oldu. Bir de buraya battım. 3 oldu. Şimdi bu modelimi de artırıyorum. 3. 1. Göbeğini, yani ortayını. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz gene. Aynı işleme devam ediyorum. Çok basit aslında kavradığınız zaman. Pardon, şöyle doluyoruz. Batıp çekip 1, 2, 2. Şöyle dörtledik. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8. Dibine batıyorum bunun. Şöyle. Ve 12 tane çekiyorum. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 zincir çektim. Şimdi ne yapıyorum? 12 zincirden sonra gene şöyle dört battım. Şimdi bunu beşleyeceğiz. Şunları artırıyoruz, göbeğini. 7 zincir çekiyorum. 7. Şimdi bir dışına battım bunun. Şöyle. 3 de kendisi var. Şöyle. Üzerlerine batıyoruz o 3 tanesini. Şöyle 4 oldu. Bir de yanına yapıyorum. 5 oldu. Şimdi bunu beşledim, artırdım yani. Ve 7 zincir çekiyorum. 6, 7. Bu bitirdiğimiz modelin ortasına gene ne yapıyorum? 4 tane aynı bundan yapıyorum. 2, 3, 4 tane battım. Şimdi bu modelimi de beşleyeceğim. Aynen şu gibi. Şu gibi beşleyeceğim şurasını. Şu orta yerini yapıyoruz. 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapıyoruz hemen buraya? Bir dışına battım. Şöyle bakın. Bunların yanına. 3 tane de kendi üstüne batıyorum. Hiç dolamadan. Sürekli dolamıyoruz buraları. Şöyle 4. Bir tane de dışına yapıyorum. 5. Yani artırırken birer dışlarına, şöyle bu tarafa, buraya, bir de ortalarını yaptık mı o sayıyı yakalıyoruz. Ve gene 7 zincir çekiyorum. Gene buraya batıyorum. Şöyle aynı işlemi yapıyorum. 4 tane doladım, battım, bir çektim, 2, 2 çektim. Tekrar doladım, battım, bir çektim, 2, 2 çektim. 8 zincir. 8. Dibine batıyorum. 12 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12. Çeviriyorum. Ve bu 8'in içini gene 4 tane dolduruyorum. Bu işlem sürekli modelimizin genişlemesini, büyümesini sağlayacak. Bunları hep yapacağız. Şalımız bitene kadar bu kenarları böyle. Diğerlerini de modellerimizi uygulayacağız. Şimdi şöyle bakın bir göstereyim. Evet, şöyle oldu. Şöyle bakın, bir tane modelimiz bitti. Yanlardan da ikişer tane yarıladık. Şimdi bunlar 5 idi biliyorsunuz. Bunları ne yapacağız? Küçülteceğiz gelirken. Küçültebilmek için de ne yapıyorduk gene? Bakın, hemen kenarı küçülteceğiz bunlar modeli. O zaman ne yapıyoruz? Hemen burada yeni bir modele başlıyoruz. Dörtledik biliyorsunuz, 8'in içine battık. Hemen 14 tane zincirimizi çekiyoruz. Tifting de böyle var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi gene ne yapıyorum? Bu 4'ü atlayıp buraya 4 yapıyorum. Hızlı yaptığım için daha çok ayrılıyor ip birbirinden arasından. Bu da sorun yaşatıyor. Şöyle dörtledim.
Şimdi yeni bir model daha başladım kenara. Şunlar gibi. Bunlar gibi. Şimdi 7 tane çekiyorum gene. Ne yapıyoruz? Bunu yine küçültüyoruz. Birer yanlardan kalıyor. Şöyle içten 3 tanesine hiç dolamadan gene batıyorum sıkıyla. Birer kalıyor yanlarında. Şu yanlarda birer kalıyor. Tekrar 7 zincir çekeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Ve gene 2, 3, 4 tane batıyorum. Şimdi az önceki bitirdiğim, kapattığım modelim var burada biliyorsunuz. Şunu ne yaptık? Bitirdik. Ve şu ortasında yine dörtlü var. Hemen burada da bir model başlıyorum. Buna dikkat edin. Ortada bu modeller bittik sıra hep bu şu bittiği an yaptığımızda bunun üstüne bir model başlanacak. Tekrar 14 tane çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine ne yapıyoruz? Model başlayacağım. Bunun bu tarafına da 4 tane batıyorum. Şöyle. Şimdi ne yaptım? Yeni bir model başladım. Bu biten modelimin üstüne de şöyle. Yanlara da başladım. Dönüşte şunlar bitecek. Bunlara da başlayacağız. Böyle böyle model çoğalacak, artmış olacak. Şimdi yine 7 zincir çekiyorum. Ne yaptık? Küçültüyorduk bunları artık biliyorsunuz. 5'ledik. Şimdi üçlüyoruz. Kenarlardan birer bıraktım. Ve 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. Şimdi buraya batıyorum gene. Şöyle. 2 3 4. Şimdi model başlıyorum biliyorsunuz gene kenar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ne yaptım? 14 zinciri çektim. Hemen bunun kenarına 4 tane gene batacağım. 1 2 3 4 tane battım. Şimdi 8 zincir çekeceğim. Kenar biliyorsunuz. Dibine batıyorum. 12 çekiyorum. 9, 10, 12 zincir çektim. Çeviriyorum. Ve bu sekizlinin içini gene aynı yapıyorum. Bu işlem şalımızın genişlemesini, büyümesini sağlıyor. Kenarı yaptığımız bu işlem. Devamlı şalımız bitene kadar buna dikkat edin. Yoksa onun dışında sorun yok. Şimdi ne yaptık? Şöyle ilk başladığımız modelimiz bitti. Şurada. Bunun da kenarına yeni bir model başladık. Bu kenarlara da birer model başladık. Ve şimdi şunları küçültüyoruz. Şimdi geleceğim, birleyeceğim. Dönüşte birleştireceğim. Şunu uygulayacağım. Şöyle. Sonra öbür sıra şunu yapacağım ve buralara birer model daha başlayacağım. Öyle 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 bu artacak. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle göstereyim. Ve şimdi bu benim ördüğüm şal. Aynı ipten. Bakın bayağı bir yarıladım. Daha yumağım bitmedi ama bu kadar oldu. Aynı işlemi uygulaya uygulaya. Mesela bakın burada modelim bitmiş. Burada azaltmaya gidiyorum modelleri. Ve şimdi dönüşte ne yapacağım? Bunları azaltacağım. Bu bitenlerin yanlarına da ne yapıyorum? Şu bitenlerin şöyle göstereyim. Mesela bu model bitmiş. Bunların yanlarına yeniden model başlayacağım. Şunları da ne yapacağız? Şimdi 5 idi. 3 diyeceğiz. Birleyeceğiz. Bitirmeye doğru gideceğiz. Yanlardan da hep bak 5 olmuş. Şimdi gelir ki üçleyeceğim. Gideceğim aynı şekilde geleceğim. Birleyeceğim. Dönüşte model bitecek. Yeni bir model başlayacağım. Yandan
şu bitenlerin etrafına. Mesela buna yeniden başlayacağım dönüşte. Şu bitmiş, buna başlayacağım. Bunu azaltacağım, üçleyeceğim, birleyeceğim. Bu sırada da buna model başlayacağım. Aynı şekilde aynı şey devam edecek. Şunu, bunu böyle öre öre bakın. Böyle bu boyuta geldim. İnşallah anlatabilmişimdir. Sistem bu. Yani buradan başladık yapa yapa. Bu yanları hep 12 ve 8 zinciri unutmuyoruz. Biten modelimizin üstünden yeniden model başlıyoruz. Yanlardan bunlar azalırken başlıyoruz. Çoğalırken normal örüyoruz. Dönüşte azaltmaya başladığımız an bu kenarlara model başlıyoruz ki şalımızın genişlemesini, büyümesini sağlasın. Bu işte ördüğüm şal bu kadar oldu. Daha zaman zaman sizlerle yine gösterip paylaşırım. Bu da biten şalım biliyorsunuz. Yine örerken ara sıra çekim yapar, size hatırlatırım. Şimdi yine bunu örerken ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Bakın artık böyle modellerimiz yaparken şu modelimiz mesela bitmiş. Yeniden model başlıyorum. Bunları azaltıyorum. Hep aynı sistem. 14 tane zincir çekiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hemen modelimin bu tarafını yapıyorum. Yeni bir model başlamış oluyorum. Dörtlüyorum. 4. Şimdi ne yapıyoruz? Bu modeli başlarken bunu ne diyorduk? Hemen azaltıyorduk ortada şeyi. 7 zincir çekiyorum. 5 idi bunu. Üçlüyoruz. Yanlardan birer bırakıyoruz. Çoğaltırken yanlardan artırıyoruz. Azaltırken yanlardan birer bırakıyoruz. Şu an 3 tane battım. Yine 7 zincir çekeceğim. Yine 4 tane batıyorum. İşte bu bazen ayrılıyor böyle. 1 2 3 4 ayrıldık. Battım buraya. Şimdi 7 zincir çekeceğim. Pardon. Ne yapıyoruz? Yeni bir model başlıyoruz, değil mi? Şimdi bakın. Orta bu model bitmiş. 7 14 tane 13 14 zincirimizi çekip hemen şuraya batıyoruz gene. Yeni bir model başlamış olacağız. Tabii büyüdük sıra biraz örmesi daha elde taşıması zorlaşıyor. Yoksa örme değil de. Şöyle genişliyor çünkü. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 4 5 6 7. Gene bu diğer modelimizi küçültüyoruz. Hep böyle. Yani bu modeli küçültürken yanından diğer modeli başlıyoruz. Hep bakın. Böyle. Küçülüyor. Yanında bir model başlıyor. Küçülüyor. Yanında bir model başlıyor. Bu küçülüyor. Diğer modeli küçültürken model başlıyoruz. Püf noktası bu. Ve yanları hep 8 zincirimiz, 12 zincirimizi unutmuyoruz. Bunun dışında böyle artık şalımız böyle örüp gideceğiz. Gene ara sıra gösteririm ama sistem bu çok uzamasın diye şey yapmak istemedim. Yani bayağı bir uzuyor çünkü video. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Son aşamasında bir daha çekeriz. Şimdi artık öre öre bayağı bir büyüttüm şalımı. Bitirme noktasına getirdim. Hep aynı işlemi uygulayarak şöyle göstereyim. Böyle ördük ördük. Artık kocaman oldu tabii ki tam ebatını gösteremiyorum ama şöyle. Şimdi bitirme noktasına geliyorum. Şöyle söyleyeyim. Hep şunu uyguladım. Mesela şimdi şunlar beşleniyor. Şuralar. Bunlar beşlenirken şu diğer model bitmek üzere küçültüyor. Şu anda da zaten bitiyor. Bak beşi beş defa batacağım şimdi şöyle. Bu bitmiş olacak modelim. Dönüşte ne yapıyordum? Bunu küçültürken buradan yeni bir model başlıyordum. Aynı sistemi devam ettirerek gidiyorum. Şimdi bunu bitireyim. Artık
Bitti. Kenarına başlayacağım. Şöyle. Bu tiftik ayrılıyor. Çok zor oluyor. Gerçekten o kadar zor ördüm ki bunu. Normal başka ip olsa bu kadar zorlanmazdım. Tiftik ayrılıyor. İşte yeniden takacağım, edeceğim. Bayağı bir sökemiyorsunuz da. Çok zor bir ip. Şöyle birer kenara battım. 3 tane ortasına battım. 4 oldu. Bir tane de bu kenara batıyorum. 5 oldu. Şimdi bu artırdım. Dönüşte bunu ne yapacağım? Küçülteceğim. Burada da modelimi bitirdim. Şimdi bunu böyle kapatacağım. Ama örmeye devam edecek olursak dönüşte bu dörtlerin kenarlarını üzerine hep model başlıyoruz. Şu dört şöyle şunların, ama artık ben bitiriyorum. Bitirdiğim için model de başlamayacağım. 7 tane zincirimi çektim. Gene bunu artırıyorum. Şimdi modeller ne yaparsanız yapın hep yarım kalacak. Hani tam bitireyim de öyle kenar edeyim dediğimiz zaman o işlemi yapamıyoruz. Bir şekilde modelin biri yarım kalıyor. Onu dikkate almadan bitireceğiz. 7. Şöyle kenara geldik. 4 tane yine yapacağım. Gene her zamanki anlattığım gibi 8 tane zincir çekeceğim. 8 yanına batıyorum. Geri dönüp devam etmem için şunu yapmam lazım. 12 tane gene. 12 tane zincirimi çekip ne yapıyorum? Dönüyorum. Artık şalımı bitireceğim. Dönüş yapıyorum. Şöyle hemen örmeyeceğim artık. Modele başlamayacağım. Artık bunun daha kenarının düzgün durabilmesi için 3, 4, 5, 6'şar tane zincir çekiyorum. Çok gergin olmayacak şekilde yerlere batıyorum. Belirli aralıklarla. 6. Hep böyle yapacağım devamlı. Şöyle. Dönüşte çünkü kenar yapacağım sihirli. Onu yapabilmek için, daha düzgün olması için böyle 6'şar tane zincir çekiyorum. 6. Böyle belirli aralıklarla batıyorum. Tekrar gene 6 tane çekeceğim. Bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Çok kasmayacak, çok da bol olmayacak şekilde böyle. Hemen bunun üstüne mesela denk geldi. Oraya battım. Tekrar 6 tane çekiyorum. 6. Burada bir yere batıyorum. Bunların ister böyle ortasından geçerek batın, ister böyle direkt hemen ayıracağım diye uğraşmadan şöyle yapabilirsiniz. Yani sorun olmuyor. Tekrar 6 tane çekiyorum. Gene buradan kasılmayacak yere bir yere ayarladım ve battım. Bu bitene kadar şalımın bu son sırası, biliyorsunuz artık. Bu işlemi yapacağım böyle boydan boya. Şöyle. Sonra da sihirlerini yapacağım. Şimdi düzgün durmalar için bu zinciri yapıyorum. Evet, şimdi devam ediyorum gene. 3, 4. 4, 5, 6. Yine böyle bir yere batıyorum. Tekrar 5, 6 çekiyorum. Böyle bunların üstüne tam sihirin yerine batıyorum. Tekrar 3, 4, 5, 6. Yine buraya batıyorum. Tekrar 4, 5, 6. Buradan böyle sonuncuya batıyorum. Şu batma işlemini kendiniz ayarlayabilirsin. Çok gergin olmasın. 2, 3, 4, 5 battım. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6. 6 battım. Ve şimdi artık sihirini yapacağım. Saçaklarını en son yapacağım. Şöyle göstereyim bunu da. Bu da benim biten şalım, biliyorsunuz. Şöyle.
Ve şimdi şu alttaki zinciri çektik, battık. Şimdi geri döneceğim. Geri dönmedi artık. Bu sihirleri yapacağız. Şöyle bakın. Bu battığım yerden şöyle 3 tane zincir çekeceğim. Buraya batıp 2 çekeceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya battık. 1, 2, 3, 4 yapayım ki şey durmasın. O çektiğim zincirin ortasına doladım. 2, 2 çektim. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir buraya başını yaptım. Tekrar aradan zincir çekmeden gene doladım. 2, 2, 2, 3 yaptım. Gene dolayıp 2, 2 çekiyorum. Şu sihirini yaparken 3 yapıyorum daha tok dursun diye. Şöyle göstereyim buradan. Bakın şöyle. Tabii ki ipte duruşu farklı olabiliyor. Yani şu. Şimdi kaç tane yapıyorum? 4 tane. Burada kaç oldu? 2, 3. İlk şu zinciri sayıyoruz. 4 olarak sayalım. Şimdi tekrar hemen şuraya hemen 2 zincir ya da bir zincir çekip batacağım. Dediğim gibi ipin kalınlığına, tok duruşuna da bağlı. Şöyle hemen bir zincir çekip buraya batıyorum. Tekrar bir zincir çekip yanındaki yerden 2 2 gene 2 şöyle duruşa bir bakacağım. Düzgün durursa birer zincir ama durmazsa bu arada 2 zincir yapacağım. Şöyle. Çünkü ipin şeyine göre değişiyor bakın. Şöyle şimdi 2 yapalım biz bunu. 1, 2 yaptım. Diğer zincire battım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Diğer zincire 4 tane batacağım. Doluyorum. 2, 2 çekiyorum. Ama sihirli daha güzel göstersin diye 3 yapıyorum. Tekrar 2, 2 battım. Çektim. 3 tane gene çektim. Tekrar doladım. Çektim. 2, 2. Tekrar 3 tane çektim. Doladım. Battım. 2, 2. Tekrar 3 tane çektim. Böyle yaptım. Şimdi gene ne yapıyorum? 2 tane çekip hemen yanındaki zincire, şuradaki zincire batacağım. Tekrar 2 zincir çekip diğer battığım zincirli yere 4 tane bu işlemi uygulayacağım. 2 kere de çekiyoruz. 3 kere de batıyorum. Bakın doladım. Şöyle göstereyim. Doluyorum. Batıp çekiyorum. 2 2 2 3 tane de batıp tepesini yapıyorum. Tekrar gene doladım. 2 2 Tekrar 3 tane çekiyorum. Gene aynı şekilde doluyorum. Batıyorum. Çekip 2 2 ve 3 tane başını yaptım. Şöyle göstereyim. Şu işlemi yapacağız. Devamlı. Şimdi 2 zincir çekeceğim gene. Yandaki zincire batıyorum. 2 zincir çekip diğer battığım zincirli yere bunları yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, artık yapa yapa sonuna doğru geldik gene. Hemen 2 zincir çekiyorum yandaki zincirlere batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip 4 tane sihirli yapacağım. Yine 2 2 çekerek 3 de tepesini yapıyorum. Yine şöyle 2, biraz acele ettiğim için bakın şurası ayrıldı yine. Şöyle doladım. Çektim 2 2 3 tane çektim. Sihirli yaptım. Tekrar doladım. 2 2 3 Sihirli tekrar doladım. Çektim 2 2 3 tane. Şöyle sihirli yaptım ve şimdi buraya batıyorum artık. Son bitiş yeri. Artık şalım bitti. Şöyle batıyorum. Ve şöyle birkaç tane
Zincir çekiyorum ki sökülmesin diye. İster makasla ister elinizle yapın. Ve şöyle içe doğru çekeceğiz bu fazla ipi. Ve saçaklarını yapacağım artık. Şöyle. Yine de ben böyle çekiyorum. Fazla olan yerini kesebilirsiniz. Biraz dediğim gibi tif tif olduğu için zor oluyor. Şöyle yine belirli yerlere çekiyoruz. Kalan kısmında kesebilirsiniz makasla. Evet, şimdi şöyle göstereyim artık şu biten kısmını. Bakın. Şöyle yaptık. Şimdi artık saçaklarını yapacağız. Saçaklarını da üç kenara yapacağız şöyle. Şuraya göstereyim bunu. Evet, şöyle güzelce bitti artık. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Saçaklarını yapacağım kenarların üç yanına. Bu da öbür şalım. Şöyle göstereyim. Bitmiş. Aynen o gibi saçaklarını yapacağım şöyle. Artık şalımızın ipini saçaklarını yapacağım kenarına. Şu ipi şöyle şuradan tutturuyorum ve bu kitabımızın etrafını şöyle sürekli sara sara istediğim şekilde gelene kadar bunu saracağız. Şöyle çok bol çok dar olmayacak, kasmayacak şekilde böyle saracağız. Şimdi şöyle bakın. Devamlı şöyle aynı hizada olacak şekilde iplerimizi şöyle çevirerek sarıyorum. Şimdilik ben bu kadar size bir göstermek için keseyim, yapayım. Tekrar devam edeceğim bütün işlerim bitene kadar. Bunu ister çıkararak kesin, ister şöyle ben şey yapıyorum. Şuradan şöyle tam ortasını getirerek şöyle kesiyorum. Şöyle. Evet, şimdi bunu tekrar açıyorum. Bakın bu hale geliyor. Her bir yerine saçak olarak 6 ya da 7 yapabilirsiniz. Tok dursun dersiniz. 4 şöyle yapayım. Şöyle 2 4 6 8 tane falan yapacağım tok durması için. İpin kalınlığına göre değişiyor. İpiniz kalınsa 6 tane yeter. Şöyle şu kenardan başlayacağım. İlk şuradan bu biten yeri bırakıyorum. Şuradan ipi çektiğim yer iç kısımda kaldı. Şuradan başlayacağım şöyle. Göstereceğim şimdi. Tam ortasını yapıyorum şöyle ortasını ve buradan şöyle tutuyorum. Bunu çektiriyorum. Ve içine şöyle bunları çekeceğim şimdi buradan. Şöyle. Evet. Bu şekilde yapacağız. Şimdi bir daha yapayım. Gene o kalınlığına tok durmasını istiyorsanız biraz fazla tutabilirsiniz. 4, 6, 8 tane yapacağım. Ben ipim ince olduğu için. Gene şöyle eşit tutuyorum. Hemen yanındaki yerden şöyle bu kenarları yapmıştık 12'şer tane biliyorsunuz. O zincire takıyorum. Ortadan çekip şöyle gene bunu artık ister tığla ister böyle elinizi yaparak şöyle çekiyorsunuz ve şöyle oluyor. Bakın. Şimdi bir tane daha yapayım. Hepsi eşit uzunlukları, her şeyleri aynı olacak. 5 6 7 8. Yine 8 tane yapayım.
dursun. Hepsinin görüntüsü aynı olması için, eşit olması için sayıyı aynı yapın. Tekrar gene bu kenarlarda o zincire, hep 12 çektiğimiz zincirler vardı biliyorsunuz. Onlar bunlar içindi. Hem modeli rahat yapmak hem de sonunda bu saçakları yapmak içindi. Gene buradan geçiriyorum ve şöyle düzeltiyorum. Şöyle işte bakın. Hep böyle bu işlemi uygulayacağım. Şimdi gene 4 5 6 7 8 tane yapayım gene. Şöyle. Tekrar gene buradaki zincirden şöyle yapıyorum ve buradan gene aynı şekilde şöyle çekiyorum ve gene böyle yapıyorum bakın. Hepsini bu işlemi uygulayacağız. Şuraya bir tane daha yapabilirim. Çünkü orada atlanmış. O zincirleri atlamayacağız. 5 6 7 gene 8 tane şöyle aldım o kestiğimiz iplerden. Şöyle bakın burada bu zincirler var. Bunları atlamıyoruz. Şöyle ortadan geçirip ister gene tığla ama ben alıştığım için elimle hemen şöyle böyle çektik tığla. Şuradan da elimle yapıyorum. Ve şöyle bir işte bakın şu oluyor. Hepsini aynı şekilde böyle devam edeceğiz. Tekrar saracağım ve keseceğim gene böyle. Yettiği kadar yapacağız. Bu da önceden ördüğüm biten şalımın uçları şöyle. Bütün işlemler bitene kadar bunu uygulayacağız. Yani bu kenarları, üç kenarı da bitene kadar bunu yapacağız. Çok basit. Bu böyle bir roman kitap, işte hikaye kitabına güzelce sarıyoruz, sarıyoruz ve kesip devam ediyoruz. Kitabımız da bu. Şöyle güzel bir kitap. Evet. Aynı şeyi bitene kadar şalıma yapacağım. Son saçağıma geldim. Şimdi burada tam böyle siling bittiği yere şuraya da yapacağım. Bir tane buraya yapsak da olur, yapmasak da olur ama şöyle yine aynı şekilde şöyle ortalıyoruz ve buradan şöyle çekiyorum. Evet, artık şöyle dediğim gibi ortaladık. Buradan yine aynı başta gösterdiğim gibi yapıyorum ve buradan çekip şöyle birleştiriyorum. Artık şalımız hazır. Şöyle göstereyim. Evet, artık şalım bitti. Allah-u Teala sizlere de yapmayı kullanmayı nasip etsin. Bizlere de yapıp kullanmayı nasip etsin diyorum. Şöyle güzelce bu modeli de sizlerle paylaşmak istedim. Yapmak isteyenlere fikir olsun diye şöyle koltuğun üstüne serdim ve bütün olarak sizlere göstermek istedim. Şöyle. Öbürü de burada, diğer modelin daha önce yaptığım. Yani aynı model ama ipleri farklı. Şöyle, evet. Allah'a emanet olun diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.